Yeni bir medya haberde gündem programıyla karşınızdayız. Türkiye iç siyasetini konuşacağız. Özellikle son iki haftadır peş peşe yayınlanan Sedat Peker videolarından sonra ortaya çıkan tabloyu, Sedat Peker'le birlikte, o itiraflarla birlikte yeni bir denge mi kurulmak isteniyor? İşte İttihat Terakki'den bu yana zaman zaman derin devlet denen, birilerinin artık derini kalmadı, devletin ta kendisi dediğidir tabloda ortaya çıkan durumu. Bir de diğer taraftan Kürtlere dönük son yıllarda da giderek şiddetlenen ağır soykırım saldırılarıyla devlet içi dengelerin bozulmasıyla ortaya çıkan bu sonuçları karşılaştıracağız. Tabii yalnız bunlar değil. Diğer taraftan HDP'ye dönük Kobani davası var. Kobani davasıyla aslında HDP'ye saldırıları bir başka boyuta taşıdılar. Duruşmalar da başladı. Duruşmalarda HDP'li siyasetçiler de sözlerini söylediler. Bunun da etkilerinin ne olduğunu da konuşacağız. Bir diğer başlığımız da adalet nöbetleri olacak. Hem Şen Yaşar ailesinin sürdürdüğü adalet nöbeti, hem HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun zindanda olmasına rağmen devam ettiği adalet nöbetini ve yine Türkiye zindanlarında aslında devam eden açlık grevi de adalet nöbetlerinin bir başka boyutu. Bunları gazeteci arkadaşlarımızla konuşacağız. Gazeteci arkadaşlarımız Erk Acarer, Bir Gün Gazetesi yazarı ve yine Kenan Kırkkaya, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı. Erk uzak yoldan geliyordu, onun için sanırım sokakta yakaladık onu, ama sağ olsun sokakta da olsa kurdu kamerasını. Kamera ayarlarında bu arada uğraşır yaparlar. Biz Kenan'la başlayalım isterseniz. Kenan, doğrusu çok yakından insanlar takip ediyor. Videolar milyonlar izleniyor, ama ben biraz da aslında bu işin arkasında ne var? Sedat Peker itiraf mı etti, yoksa yeni bir denge mi kurulmak isteniyor? Yani iktidar içerisindeki kavgada, içinde Erdoğan'ın, Bahçeli'nin olduğu bir dengeden söz edenler de var. Biraz bu durumu bize açsan, doğrusu oralarda tablo nasıl görünüyor, nedir bu yaşananlar? Evet. Teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle bu tablo bize sürpriz olmadı. Yani işte bir anda biri çıktı, bir şeyler anlatıyor, inanılmaz, Türkiye'de insanlar şaşırdı gibi bir durum söz konusu değil. Aslında bir yerde malumun ilanı, yani hepimizin bildiği, insanların yakından takip ettiği bir durum var. Devlet içerisinde, işte iktidar içerisinde bir ilişkiler ağı var ve bu ilişkiler ağının bu kadar ilgi görmesinin nedeni, içeriden bir insan çıktı, devletin, tırnak içerisinde söylüyorum, kırmızı pasaportla aradığını söylediği ve suç örgütü lideri olmakla tanımladığı bir kişi çıktı, dedi ki evet kardeşim, ben bu ilişkiler ağının göbeğindeyim. Bu ilişkileri işte biz falankeslerle, şu siyasetçilerle, milletvekilleriyle, gazetecilerle biz bunları gerçekleştirdik dedi. Dolayısıyla bu işin bir ucu bir itiraf, yani hepimizin bildiği malumun ilanı içerideki bir insan tarafından dile getirilince ilgi görmeye başladı. Yani insanlar bildiklerini duydular ilk defa. İçeriden bir ağız tarafından bildiklerini duydular ve bu gittikçe teşhir olmaya başlıyor. İşte yalanlamalar geliyor, karşılıklı suçlamalar geliyor. Fakat işin ilginç tarafı, bir mafya savaşını, mafya dizisini izler gibi izliyor herkes bu tabloyu. Yani işte 1. bölüm, 3. bölüm, 6. bölüme geldik en son. Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar 26 milyon izlendi yani bu videolar serisi. Sonrası gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Çünkü aynı zamanda Sedat Peker'i de susturmaya çalışıyorlar. İşte bugün internet sitesi ne sınırlama getirildi yargı kararıyla. Bu işin bir tarafında olduğu ismi geçen Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ismi geçen gazetecilerin iş yerlerine ve evlerine aramalar yapıldı, baskınlar düzenlendi. Gerekçe dijital materyallerine el konulmak, gözaltı yok henüz şu an aşamada.
Ne var bu dijital materyallerde? Belli ki ikinci bir sürprizle karşılaşılmak istenmiyor. Yani birincisinde ya biz böyle bir arabuluculuk yapmadık. İçişleri Bakanlığı'nın ne işi olur falanca mafya babasıyla denildiği andan itibaren tak bir video düştü. İşte gördük ki gazeteciler evet arabuluculuk yapmış. Dolayısıyla ikinci bir sürprizle, yeni bir sürprizle karşılaşmamak için mi bu dijital materyaller toplandı, el konuldu sorusu gündemde. Yani bu tartışmanın bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Tabii bu iş biraz AKP içerisinde, devlet içerisinde, iktidar içerisinde dengeleri de etkileyen bir durumu söz konusu bu olayın. Yani kim nerede duruyor, bu işin neresinde yer alıyor meselesi son derece tartışmalı. Biz şu an itibariyle Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın ya da onlarla ilişkili çevrelerin isimlerini yüksek sesle duyduk ama ismi telaffuz edilmemiş başka kimler var? Bu işin ucu gerçekten nereye kadar dayanıyor meselesi hala üzerinde sis perdesi olarak varlığını koruyor. Belli ki eğer konuşabilirse Sedat Peker bundan sonra, biraz önce de ifade ettiğim gibi susturulmak isteniyor. Eğer konuşabilirse, eğer bu itirafların Sedat devamı gelirse ya da bir uzlaşma. Şöyle sorayım, Sedat Peker'in böyle gıdım gıdım parça parça konuşması aynı zamanda bu dengeler içerisinde bir pazarlık gibi de yorumlandı. Bu pazarlığın ucunda Soylu mu var, Erdoğan mı var ya da başka bir kanat mı var, kim var eğer böyle bir pazarlık durumu söz konusuysa? Yani birincisi bence İçişleri Bakanlığı'nı hedef almış durumda şu an itibariyle. Sesini saraya duyurmaya çalışıyor belli ki. Israrla bunu da ifade ediyor. Diyor ki Erdoğan duymuyor, Erdoğan'ın etrafını sardınız. Biz anlatamıyoruz derdimizi. Şu an itibariyle Erdoğan'ı doğrudan hedef almış değil. Aksine iki tarafta Erdoğan'ı yücelten bir yerden sözlerini kuruyorlar. Sarayı yücelten bir yerden sözlerini kuruyorlar. Dolayısıyla orası hala korunaklı bir alan ama onun ötesinde, onun gölgesinde yer alan aktörlerin çetin bir kavgasına tanıklık ediyoruz. Yani peki bu kavga ne kavgası? İşte mesela en çok kullandıkları kavramlar vatan, millet, devlet, devletin yüceliği, namus, şeref gibi kavramlar duyuyoruz ama bu kavramların arkasına sığınılmış tonla suç var. Yani cinayetler işlenmiş, uyuşturucu gelmiş gitmiş, para trafiği var, para trafiği söz konusu. Bu kadar kirlenmiş bir meseleden bahsediyor ve bu kirlenmiş ilişkiler ağı ortaya çıktıkça yine biz devlet, millet, işte namus, şeref gibi kavramların daha yüksek sesle iki taraf ya da taraflar açısından daha yüksek sesle dillendirildiğini görüyoruz. Bu meselenin şöyle bir dengeleri sarstığını ifade etmiştim biraz önce. Şimdi AKP içerisinde bazı kesimlerin bu meseleden rahatsız olduklarını görüyoruz. Sarayda da bu işin tarafları oluştuğunu görebiliyoruz, sezinleyebiliyoruz. Örneğin Fahrettin Altun başından beri medya sözcüsü, başından beri Süleyman Soylu'yu kollayan, koruyan bir yerden meseleye dahil oluyor. Karşı tarafı suçlayan bir yerden meseleye dahil oluyor. En son işte İbrahim Kalın'ın ismi geçti, Süleyman Soylu'nun kendisini takip ettiği ifade edildi. Henüz oradan bir hamle söz konusu değil. Vatan Partisi topa girdi, dedi ki işte İbrahim Kalın'ın da yetiştiği, saraya gittiği SETA'yı hedef aldı. Dedi ki işte İsrail ve Amerika'nın sözcülüğünü yapıyor, buranın kapatılması lazım. Yine Cemil Çiçek ve Bülent Arınç konuştu yakın zamanda. Bu işler araştırılmalı, soruşturulmalı dedi. Konuşmayan tek kişi var, konuşmayan Erdoğan. Erdoğan niye konuşmuyor, niye susuyor, neyi hesaplıyor? Bu da dikkat çeken bir başka konu. Onu da konuşalım aslında. Belki önemli başlıklardan biri de o. Erk, biraz zor durumda yakaladık seni, biliyorum. Sanırım herhalde trenin geç gitti. Evet. Biraz ondan dolayı seni bu durumda yakaladık ama bir şey olmaz yine de. Hallettim. Sizin için sorun yoksa benim için de sorun yok. Ben programı yapmıştım zaten. Sorun yok. Bizim için de sorun yok. Şöyle diyeyim, yani bu dengeleri Kenan'la konuştuk. Kısmen sanırım sen de vakıf olabildin Kenan'ın anlattıklarında. Sen aslında bugünkü yazında biraz da AKP içi dengelerde bir Metin Külünk rolüne değindin. Bunu Feyzi İşbaşaran senin programında da dile getirmişti.
Bu AKP içindeki dengelerde ne var? Şöyle de bir iddia var çünkü özellikle AKP'yi iyi tanıyan geçmişteki ortakları tarafından Erdoğan'ın Soylu'yu Sedat Peker üzerinden yıpratarak ekarte etmek istediklerini söyleyenler var. Tam tersine Soylu'nun bu durumdan yararlanıp AKP'den ayrılışla birlikte güçlü bir milliyetçi dalga oluşturup iktidarı bir bütün olarak devralma hesabı yaptığını söyleyenler var. Bunlar iddia düzeyinde tabii ama sonuçta büyük bir karmaşa oluşturuyor. Nedir bu karmaşa senin açından gördüğün tabloyu? Ya aslında Türkiye'de o kadar çok şey oluyor ki Fehim abi, biz de gazeteciler olarak bir şeye saplanıp kalıyoruz ve aslında çok fazla refleks gösterirken refleksimizi de yitirdik. Şunu söylemek istiyorum. Yani Sedat Peker o kadar çarpıcı açıklamalar yapıyor ki, yani devletin tamamen çeteler tarafından ele geçirildiğini, bir nakro devlete dönüştüğünü, bunun sadece uyuşturucunun bir parçası olduğu ama aynı şekilde silah ticaretinin ortada olduğu, limanlar üzerinden, karayolları üzerinden hem silah hem eroin sevkiyatlarının yapıldığı, pazarlıkların sürdüğü çok çamura bulanmış bir perspektif, bir resim sunuyor. Biz bu resim arasında ilginç şeylere takılıyoruz. Yani Sedat Peker kitapla ne mesaj verdi ya da bugün hangi gömleği giydi ya da bu cümlesinin arasında bize ne söylemişti? Yani Sedat Peker diyor ki ortada devlet falan kalmamış. Yani. Bir şey söyleyeyim. Biz derken herhalde programdakileri kastetmiyorsun. Genel anlamda gazeteci. Yok, ben hepimizi kastediyorum. Yani hepimiz belki de refleksimizi yitirdik. Yani burada kendime de bir eleştiri var. Belki onun üzerinden mi oluşturuyorlar? Evet. Yani belki biz detaylara hapsolmak istiyoruz. Oysa ortada çok ciddi bir sorun var. Yani anlatmak istediğim bu. Çok büyük bir sorun var. Ele geçirilmiş, mafyayla ortaklaşmış. Hatta çok katmanlı bir yapıyla, yani hep yazdık bunu, cihadizmle ortaklaşmış, tarikatlarla ortaklaşmış, ortak faydalarda buluşmuş bir devlet var. Ve son kavga, bu devlet içerisindeki kavga, işte biz ortada olan uyuşturucu sevkiyatlarından gördük. Limanlar üzerinden, petrol meselesinden daha göreceğiz. Mübarizle gördük. Çünkü mübariz deyince aslında Azerbaycan petrolleri, Azerbaycan ortaklıkları, Türkiye'de peşkeş çekilen firmalar. Limanlar geliyor aklımıza ve bu limanlara şimdi birilerinin çöktüğü, bu petrol ortaklıklarına birilerinin çöktüğü, Yıldırım Demirören denilen medya sahibi patronun buralarda emanetçi olduğu filan gibi çok karmaşık bir şey görüyoruz aslında. Yani biz devleti bir torbacı tartışması üzerinden tanımladığımız günler yaşıyoruz. Çok sıkıntılı ve çok pespayı bir süreçten geçiyoruz aslında. Kliklerden söz ettik. Yani AKP içerisinde iki türlü bakmak gerekiyor. Yani biz neyi söyledik başından beri? AKP iktidarı suça bulaşmış bir iktidardır. Yani yıllardır bu iş böyle. İhaleler üzerinden suça bulaşmıştır. Suriye silahları üzerinden suça bulaşmıştır. Son olarak gördük işte dünyanın yani 10 yıllardır biz 12 Eylül darbesinden beri hep Türkiye'de şeriat tartışmaları yaparız. Bu ülkeye şeriat gelecek mi, İran olacak mı tartışmaları yaparız ama Türkiye'nin bir Meksika, Kolombiya olduğunu da görüyoruz. O nedenle aslında çok fazla iç içe suçları çok yoğunlaşmış, iç içe geçmiş bir devletle ve bu devlet içerisinde de kliklerle karşı karşıyayız. Şimdi dünkü Anadolu Ajansı'nın basın toplantısında yaşananlarda bile biz o klikleri görebiliriz aslında. Yani bizim tespit ettiğimiz işte bir Soylu tarafı korunmaya çalışıyor. Başından beri, dünden beri birincisi budur. Pelikancıların ya da Fethullahçıların sözcülüğünü yaptığı söyleniyor. Muhabir
kişi. Öte yandan bir de başından beri Pelikancılara karşı durmuş Varank var toplantıda. Biz bunu nereden biliyoruz? Biz bunu WikiLeaks belgelerinden Hilal Kaplan'a yapmadığı olumlamalardan biliyoruz Varank'ın. Yani istemiyordu onu. Dolayısıyla burada bile çok fazla klikler var. Şimdi eskiden şu kavramlar konuşulurdu. Devlet el değiştiriyor. Değil mi? Devletten bir grup tasfiye ediliyor, bir grup geliyor. Şimdi devlet içerisinde kirli ticaret el değiştirdiği için bu kavga yaşanıyor. Çok isim isim de açıklayabiliriz aslında. İşte ilk Sedat Peker'in zikrettiği isim Mübariz Mansimov'du değil mi? Hı hı. Ve Berat Albayrak var. Berat Albayrak bu kavganın içerisinde bir biçimde yer alacak. Nereden yer alacak? Çünkü gemiler meselesi var. IŞİD'in illegal petrolleri var. Ve petrol şirketleri var. Yani Berat Albayrak. Ben çok ayrıntıya boğmamak için, çok ayrıntıya boğmamak için belki zamanı verimli kullanma açısından. Mesela Sedat Peker kaç videodur hep Suriye Suriye deyip orada duruyor. Bu Suriye dediği, bu Suriye silah ticareti, İHA üzerinden sürdürülen o kirli ilişkiler, kim MİT de bu operasyonun içerisinde. İşte ta Cumhuriyet'e uzanan, Cumhuriyet'in yayınladığı habere uzanan MİT tırları meselesi bunlar mıdır? Ve bu varsa bu tehdit sonuçta bir şekliyle Erdoğan'a dönüktür. Erdoğan'ı bilmediğimiz şeyler değil söyledikleri, yazılan çizilen ama işin içindeki birinin itiraf etmesi anlamında diyorum. Ya şimdi aslında şunu bitireyim, bağlamından koparmayalım. Mübariz gitti, Berat Albayrak gitti, Sedat Peker gitti. Bunların yerine Mehmet Ağar, Süleyman Soylu ve Alaaddin Çakıcı ekibinin geldiğini görüyoruz. Kavga bir bu. Elbette saraya dokunur bu işler. Yani zaten şu kurguyu yapmak, sarayın hiçbir suçu yok, sarayın kendisi iyi, etrafı kötü demek. Bu tartışmadan mümkün olduğunca bağımsızlaştırılmalıdır. Birinci mesele bu burada. Elbette saraya gidiyor. Sedat Peker söylüyor zaten bunu. Altı çizilmesi gereken ifadeler var. Diyor ki siz diyor iş adamlarına sesleniyor, gazetecilere sesleniyor. Siz diyor saraya girerken 3 kere aranırsınız diyor. Son aramada donunuza kadar aranırsınız diyor. Yani tırnak içerisinde bu ifadeyi kullanıyor. Niçin gidiyor bu insanlar saraya? Bunu da söylüyor. İhale için gidilir diyor. Bu ihaleler sarayda mı dağıtılıyor? Yani çok önemli bir sorudur burada. Tabii ki saraya dayanacak. Suriye silahları meselesi üzerinden de dayanacak. Şimdi Sedat Peker bana göre önümüzdeki günlerde biraz daha çemberi daraltıp isimler de zikredecek. Bu isimler bağımsız olmayacak. Yani ne Suriye silahlarında ne de o silahlar üzerinden kazanılan paralardan bağımsız olmayacak. Şunu gözden kaçırıyorlar. Her şeyden önce devlet bir bütündür mekanizma olarak. Ve biz biliyoruz ki buradan alınan büyük paylar oldu her zaman. Onu biraz açarak da konuşalım. Şimdi şöyle bir şey var Kenan. Doğrusu hep bugüne dönük konuşuluyor ama Kürtlerin tarihini incelediğimizde Ermenilerin, Süryanilerin, işte Pontusların tarihini izlediğimizde yani en azından 1908'lerden günümüze İttihat Terakki zihniyetiyle birlikte gelen bir yaklaşım var. Ama bu İttihat Terakki zihniyetin her çöküşünde de böyle derinlerde bir karışıklık ortaya çıkıyor. Biraz da bunun üzerinden değerlendirelim diyorum. Sanki böyle bugün tek tek konuşulanlara takılmaktan öte biraz bu işin tarihsel kökenlerinden günümüze gelen noktaları tabii bugünü de göz ardı etmeden konuşalım. Ne dersin? Yani bu derinlerin karşılaşması, kendi işlerinde çatışmaları esas itibariyle o zihniyetin çöküşüyle ilgili değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Yani bu zihniyet kendi içinde her çatışmaya başladığında bir başka grup bir şekliyle öne çıkmış ve almış götürmüş. Bu tablodan da bu son kapışmadan da böyle bir sonucun çıkması muhtemel mi?
Evet, yani aslında bunu tarihsel olarak değerlendirmek mümkün ama mesele şuradan, özellikle bu derin devlet tartışmalarına ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Çok geçmişte de yapılırdı bu tartışmalar. 90'lı yılların çok meşhur bir tanımıdır. Derin devlet, derin yapılar. Yani Türkiye'de görünmeyen derinlikte aslında bir kirlilik söz konusu değil. Tamamı bilinen, tamamı insanların gözünün önünde cereyan eden durumlardır. Yani biz isim isim sayabiliriz. İşte Mehmet Ağar ismi sayılmadan herkes biliyordu. Alaaddin Çakıcı ismi sayılmadan herkes biliyor. Dolayısıyla derin dediğimiz şey görünen devleti aklamıyor. Yani ortada işte devlete rağmen var olmuş bir derinlik falan söz konusu değil. Geçmişte de böyleydi. Terakki'den beri de böyle. Derinlik üzerine kendisini var etmiş bir devlet yapılanmasından bahsediyoruz. Yani bu derinlik olmasa varlığını sürdüremeyeceğini, devlet adına gizli, saklı, suç işleten örgütler peydahlanıyor zaman zaman. Fakat bunlarla işte bazen devlet işi bittiği zaman, bazen kontrolde bu yapılar kontrolden çıktığı için ya lağvediliyorlar ya da dönüşüme uğratılıyorlar. Nasıl dönüşüme uğratılıyor? Bunlar tümüyle ortadan kaldırılmıyor. Devletin hiçbir döneminde bu yapılar tümüyle ortadan kaldırılmadı. Bekletildi, beslendi, başka amaçları uğruna kullanıldı ama bir şekilde devletin elinin altında bu yapılar varlığını sürdürdü. Karşılıklı bir ihtiyaç meselesidir bu. Bunlar devletten güç, itibar, para, mevki elde ederler bu yapılar. Devlet bunlara kirli işlerini yaptırır. Ve bunlar çoğunlukla bilinen işlerdir. Faili meçhul cinayetler böyleydi, 90'larda köy yakmalar böyleydi, kontrgerilla cinayetleri böyleydi, köy baskınları böyleydi, işlenen cinayetler böyleydi, işte, tacizler var, tacavüzler var. Şimdi mesela korucular meselesi aynı şekilde, yani devlet eliyle kurulmuş bir yapılanmadan bahsediyoruz ve insanlara kan kusturuyor bu yapılanma. Ne adına ne uğruna, para uğruna, itibar uğruna, güç, mevki uğruna yapılıyor bunlar. Orada tabii başka bir dinamik de söz konusu. Hani sadece biraz ayırmak lazım ama en nihayetinde bu derin yapıların tamamı devletin kontrolünde gerçekleştirilmiş, devletin kendisini bunlar üzerinden var ettiği yapılanmalardır. Yani öyle işte mesela 2006'da affedersiniz susurluk meselesi ortaya çıktığı zaman insanlar bir anda ne oluyor dedi. Oysa Kürtler gerçekten ne olduğunu biliyordu. Yana yakala bunu anlatıyorlardı. Devlet içerisinde devlet var. Devlet içerisinde devlet kurulmuş durumda. Bu yapılar insanlara karşı suç işliyorlar, cinayet işliyorlar dedi Kürtler yana yakala bunu. Türkiye 96'da susurluk meselesi patladığında demek ki bir şeyler varmış diye ülkenin geri kalanı şaşırmaya başladı. Şimdi bugün de biz bu tartışmanın hiçbirine şaşırmıyoruz. Yani Kürtler bu tartışmanın hiçbirine şaşırmıyorlar. İşte daha öncesinde de Rumlara karşı geliştirilen katliamda da benzer olaylar var. 77 Taksim katliamda benzer parmaklar var. Dolayısıyla bunlar biraz önce de ifade ettiğim gibi malumun ilanı bizim açımızdan. Ama bu işe gerçekten evet böyle şeyler varmış diyen insanlar var. Dolayısıyla bunları ayrıştırmak lazım. Yani bu derin devlet meselesi tartışmasını da devletin kendisini aklamak üzerine, devletin haberi bilgisi dışında bir yapılanmaymış gibi tartışmamak gerektiğini düşünüyorum ben. O zaman şunu tekrar ederek sorayım Kenan. Yani sonuç itibariyle bu zihniyet zayıfladıkça kapıştı gibi duruyor. Yani sonuçta 96 bir şekliyle yani devletin yürüttüğü politikalarda gerilediği, zayıfladığı, destek görmediği dönemlerdi. Hakeza günümüz açısından da benzer şeyleri söylemek mümkün. Muhalefeti bastıramadı, yok edemedi. Kürt hareketi üzerinde istediği etkiyi yaratamadı, sonuç alamadı ve girdikçe içine battı. Bu mu kapışmanın nedeni bugün? Ya bir, iktidar gittikçe kontrolü kaybediyor, o açıdan katılıyorum tespitinize. Yani güç kaybetme meselesinden eğer buradan bahsedeceksek evet böyle bir şey var. Fakat bu çatışmanın buraya da ulaşmasının nedenlerinden bir tanesi de bu yapıların daha fazlasıyla palazlanmış olmasıdır. Güç kazanmış olmasıdır. Birbirlerine diş biliyor olmalarıdır. Örneğin Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, işte bilmem eski Susurluk atıkları Muğla'da bir fotoğraf verdiler. Beşli bir fotoğraf verdiler. Şimdi Muğla'da Marmaris affedersiniz bir fotoğraf verdiler.
Şimdi niye önemli? İşte bu son itiraflarda da ifşalarda da görülüyor ki orada bir uyuşturucu trafiği var, para trafiği var, güç trafiği var. O açıdan önemli. İkincisi 90'lara bir atıftı o fotoğrafın, o görüntünün kendisi. Devletin asıl sahibi biziz ve buradayız. Güç bizdedir görüntüsüydü. Üçüncüsü rakiplerine mesajdı. Biz geldik, size yer kalmadı denildi. Çünkü Sedat Peker daha birkaç yıl öncesine kadar da iktidarın gözdelerinden bir tanesiydi. İktidar adına mitingler yapıyordu. İşte barış akademisyenlerini, Kürt sorununda barışçıl çözüm isteyen insanları tehdit ediyordu. Kanınızda duş alırız diye. Kimse de çıkıp sen suç örgütü liderisin bir dur orada demedi. Dolayısıyla o dönem gözde olan biri bu mesajla karşılaşınca bazı tedbirler geliştirildi. Aksine üstelik buna devlet içerisinde operasyon geliştirildi. Yani devleti ele geçirdiğini düşünen grupların bir kısmı devletin polisini, yargısını kullanarak rakip gördüğü yapılara karşı operasyon başlattı. Dolayısıyla bu ne kadar palazlandıklarının, ne kadar devlet içerisinde devlete hakim olmaya başladıklarının da bir başka göstergesi bence. Palazlandıkça da suçları ortaya yayılıyor. Bu konularla ilgili sen ne düşünüyorsun? Doğrusu ikiniz de baştan beri aslında bugün bunların hiçbiri yeni değil. Geçmişten bu yana gelen birikimlerin patlaması. Palazlandılar ama palazlandıkça da ifşa oldular. Her yönüyle her tarafa saçıldılar, yayıldılar. Korkunç bir tablo ama o korkunç tabloyu da doğrusu izah etmekte zorlanan bir Türkiye var. Yani biz muhalifler belki geçmişten bu yana muhalif zeminde gazetecilik yapmış olanlar, siyaset yapmış olanlar biliyor da sol sosyalist muhalefette, Kürt muhalefeti içine katarak diyorum, diğerleri biraz ortaklık gösteriyor gibi gibi sanki. Ne dersin bu konularla ilgili? Çok farklı bakış açıları geliştirmek ve sizin anlattıklarınıza katılmak, bazı noktalarda ayrışmak mümkün görünüyor. İttihat ve Terakki'den daha öncesinden de başlatılabilir mevzu aslında. Şuradan başlatabiliriz. Bir merkezi otorite sorunu var. Yani merkezi otoritenin artık o güç zayıflıyor mu ifadeniz doğrudur. O yüzden merkezi otorite zayıfladıkça biz kliklerin çok fazla olduğunu görürüz. Osmanlı'da da görürüz bunu. Ve bütün bu kliklerin de birbiriyle savaştıklarını görürüz. Mesela Yeniçerilerde balta olmak deyimi vardır. Klikler o kadar küçülmüş, o kadar küçülmüşlerdir ki işte giderler aslında devleti korumak, sefere çıkmak görevleri olan bu kişiler Galata Limanı'ndaki gemilerden haraç toplarlar, gemileri yağmalarlar ve önce giden yağmalar bir Yeniçeri bölüğü oraya baltasını vurdu mu artık diğer Yeniçeri bölüğü oraya gelemez. Balta atmak deyimi buradan çıkar. Şimdi biraz bu balta atmak meselesini Türkiye'de görüyoruz ne yazık ki. Yani pespayelik buradan kaynaklanıyor ve Erdoğan kabul etsin ya da etmesin. Bu sistem Türkiye'ye uymadı, kendisine de uymadı. Merkezi otorite zayıflıyor. Merkezi otoritenin altında küçük çok sayıda klik görüyoruz. Ve bu kliklerin kimisinin usulsüz ticaret yaptığını, kimisinin işte silah gönderdiğini ve Sedat Peker'in aslında çok önemli ifadeleri var. Sedat Peker sadece bu ticaretleri anlatmıyor. Türkiye'de 7 Haziran 1 Kasım sürecine, 2015 sürecine ilişkin kanlı tabloya ait de bilgiler veriyor. Yani diyor ki Hürriyet baskınını ben yaptırdım diyor. Şimdi bunun derinliklerinden de pek çok şey çıkacak. Dolayısıyla bir, iktidar korumak isteyenlerin savaşını görüyoruz. Ve iki, bu iktidar korumak isteyenlerin de altında iktidar olmak isteyen pek çok kliği görüyoruz. Yani Süleyman Soylu, Berat Albayrak kavgası buralardan okunabilir. 90'lı yıllarda
elbette bizi şaşırtmıyor. Bunların yaşanacağını Türkiye'de biliyorduk. Hatta Sedat Peker bunları anlatmadan önce bu kavgaların çıkacağına ilişkin 3 ay önce, 6 ay önce yazdık, mübariz olayını yazdık. Şimdi biraz değişen şu oldu bence 90'lı yıllardan, 96 Susurluk'tan daha fazla para nedeniyle biraz daha gözleri döndü. Yani artık o derin devletin niteliği de sadece ranta dönüşmek üzere. Biz burada başka tanımlar yapabiliriz. Küçük 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 yeşiller görüyoruz biz burada. Mahmut Kodatlı yeşiller görüyoruz. Anımsayın, işte bir yandan büyük bir milliyetçilik oyunu oynanırdı ama bir yandan telefon kayıtlarını dinledik biz Yeşil'in. İşte biri uyuşturucudan, kaçakçılıktan büyük paralar kazanıyordu ve Yeşil de o kişiye ulaşıp bunu oğlum tek başına yedirmezler, bu parayı birlikte yiyeceğiz diyordu, değil mi? Şimdi bu organizasyon büyüdü. Bu organizasyon büyürken Türkiye'de Sedat Peker'in söylediği doğru. İçişleri Bakanı parça parça oluyor, devlet parça parça oluyor, iktidar parça parça oluyor, Türkiye'nin toplumsal yapısı parça parça oluyor, her şey parça parça oluyor. Şunu sormak gerekiyor, yani biz haklıydık. Türkiye'de yıllardır şunu söyledik, ya bu kadar ucuz hamaset, milliyetçilik yaptınız, insan hayatları, insanlar Türkiye'de intihar ederlerken bir kurşun fiyatından hayatın gerçekliklerini ölçtünüz. Ekonomiyi buralardan ölçtünüz. Bu işlerin buraya geleceği belliydi. Ama bir şey daha görüyoruz. Son şunu söyleyeyim Fehim abi. Bize anlatıldığı gibi böyle milliyetçilik, hamaset falan politikaları değildi. O yüzden geçmişle ayrılıyor. Ya bunlar rant paylaşamıyorlarmış ki. Bunların her şeyi sahteymiş. Milliyetçilikleri de sahteymiş. Dincilikleri de sahteymiş. Bunlar pazarlamacıymış. Peki. Kerem, belki kısaca özetle bu turda da biraz da Kürtlere dönük bu son 6 yılda özellikle açığa çıkan daha çok görünür olan bu düşmanca siyasetin bu yaşananlarla bağlantısını da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü sonuçta 2015'ten sonra tekçi rejime doğru gidilirken tüm milliyetçilik kurgusu da Kürtleri yok etme üzerinden kuruldu. Bu bugün etkisini hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da çok net bir biçimde de gösteriyor. Şimdi burada da istediklerini elde edememe bir şekilde bu sonucu ortaya çıkardı mı? Kürt siyasetinde bu şiddet diğer taraftan Kürt'e düşmanlık üzerinden kurulan politikayla bağlantılarını da kısaca yorumlarsanız doğrusu ondan sonra Türkiye'nin diğer gündemlerini de biraz konuşalım isterim. Ya erkek küçük bir ek yapmak istiyorum bu özellikle milliyetçilik meselesinde. Geçmişte de milliyetçi, yani bu işi yapanlar geçmişte de milliyetçi değildi. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu görüntü, milliyetçilik görüntüsü, devletçilik görüntüsü yaptıkları suçları kamufle etmenin bir aracıdır. Yani bugün de böyledir. Dolayısıyla ne kadar suça batarlarsa o kadar milliyetçilik söyleminde bulunuyorlar. Ne kadar suça batarlarsa o kadar devletçiyiz diyorlar. Yani dinciyiz, dindarız diyorlar. Toplumun tırnak içerisinde hassasiyetlerini kamufle aracı olarak kullanıyorlar. Dün de böyleydi, 90'larda da böyleydi, bugün de böyleydi, böyledir. Ve bundan sonra da suç işleyenler bu kamuflajın arkasına saklanmaya devam edecekler. Şimdi sorduğunuz soruya gelince... yani biz bazen işte evet bu işlerin Kürt sorunuyla, Kürtlerin inkarıyla, devletin yapılanma biçimiyle, tekçilikle, merkezi otoriteyle bağını kurdukça biraz özellikle de durduğumuz yer itibariyle insanlar ya siz de ama her şeyi Kürt soruna bağlıyorsunuz. Keşke bağlı olmasaydı. Gerçekten keşke bağlı olmasaydı. Yani bu kadar işler iç içe girmeseydi. Birincisi Kürt sorunu dediğimiz mesele savaş siyaseti, savaş politikası. İnanılmaz bir rant alanı sağlıyor. Savaş baronları var. Yani bir ekonomi rant savaş ekonomisi var. Örtülü ödenek dediğimiz nereye harcandığını bilmediğimiz trilyonlar var. Paralar dönüyor oralarda. Dolayısıyla bir bu işin rant boyutu var. İkincisi iktidar alanı sunuyor bazı kesimlere. Yani işte geçmişte de vardı. Söz geçirilmeyen
askerler, söz geçirilmeyen korucular, söz geçirilmeyen işte JITEM elemanları, yani devlet içerisinde devlet olmuş yapılar var. Şimdi mesela cemaat meselesi çok sık tartışılır. Cemaatin devlet içerisinde palazlanmasının nedeni, kendisini alternatif bir yapı haline getirmesinin nedeni Kürtlere karşı yürüttüğü operasyonlardı. Yani Kürtlere vurdukça alan sağladı. Tırnak içerisinde söylüyorum. Operasyon yaptıkça kendisine alan sunuldu. Dolayısıyla bugün devlet içerisinde güç, konum, iktidar, mevki sağlamak isteyen herkes bu savaşı derinleştirmeyi, Kürtlere yönelik operasyonu, savaşı derinleştirmeyi bir varlık gerekçesi görüyor kendisine. Sedat Peker tırnak içerisinde söylüyorum. O şatafatlı mitingleri düzenlemesinin nedenlerinden bir tanesi oydu. Bir elinde işte Rabia, bir elinde bozkurt işareti yaparken esas olarak bu savaşı körüklüyordu. Öyle var olmaya çalışıyordu. Mehmet Ağar öyle var oldu. Yeşil öyle var oldu. Yani ismini saydığımız aktörlerin tamamı böyle var oldu devlet içerisinde. Şimdi bunu altlarından çektiğinizde geriye ellerinde ne kalacak? Yani bu savaş, bu ekonomi, bu rant alanı ellerinden alındığında geriye ne kalacak? Neyin kavgasını yürütecekler? Ben söyleyeyim, aralarında öyle ideolojik bir farklılık falan yok. Siyasi bir farklılık yok. Yani Peker'i kaldırıp yerine suçladığı isimleri otursanız aynı kavramları kullanacak. Üstelik bir de utanmadan solculuk dersi, milliyetçilik dersi veriyorlar insanlara, ama dolayısıyla bu kadar çürümüşler yani. Bu kadar pespayeler, o açıdan maalesef meselenin, bu rant meselesinin, bu çeteleşmenin, bu mafyalaşmanın, bu devlet içerisinde de devletleşmenin temel nedenlerinden bir tanesi çözülemeyen Kürt sorunudur. Savaş siyasetidir, savaş politikasıdır. Onun sunduğu inanılmaz rant alanıdır, ekonomik alandır. Bir başka mesele, biz bu mesele düğümlenirken Peker tartışmaları üzerinden işte çete, mafya vesaire gözden kaçırdığımız bir başka gerçeklik var. Bakın, devletin şu an paralel bir ordusu var. İktidarın paralel bir ordusu var. ÖSO adını verdiğimiz, meselelerinin kuşkusuz uzmanım, bu meseleleri daha yakından çalışıyor ama IŞİD artıklarından oluşturulmuş bir ordu var. Libya'ya gönderiliyor, işte en son Güney'e gönderildiğine dair bilgiler var. Azerbaycan'a gönderildi, Karabağ'a gönderildi. Yani bunun finansmanı var. Şimdi buna da hakim olmaya çalışan güçler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar vahim bir tablo var ortada. Evet, peki. Eğer bu konuyla ilgili sen de doğrusu Kenan örnek verdi. Paralel yapılar ordular. Bu tartışmalar aynı zamanda öylesi bir yapılanmaya sahiplik kavgasını da beraberinde getiriyor. Kenan dediği için ben doğrusu biraz açalım istiyorum. Bir de yani bu Kürt düşmanlığı üzerinden kurulan siyaset ve istedikleri sonucu elde edememenin de böylesi bir saldırganlığı giderek beraberinde getirdiğine ilişkin yorumlara sen ne dersin? Kenan söylediklerine bu açıdan katılıyorum. Her şey ekonomik. Yani Türkiye'deki hangi katliama bakarsanız bakın. Altında aslında o sahtekar milliyetçilikle beraber ekonomik rant alma kaygılarını görürüz biz. Yani işte Rumların kovulması böyledir. Ermenilere yönelik mezalim böyledir. Onun ötesinde doğru söyledi. Kürt bölgelerinde savaş ekonomisi sürdükçe buradan para kazanılıyor. Orada savaşı destekledikçe iktidar sürdürülebiliyor. Toplum çok kolay, rahat konsülde ediliyor milliyetçilik üzerinden. Bana göre Türkiye'de son yıllarda sizler de çok yazdınız, çizdiniz bu işleri. Katmanlar biraz daha değişti. Doğrudur. Paralel ordu şüphelerine hep değindik. Önce bakalım katmanlar nasıl değişmiş yani. Bugün neden söz ediyoruz? Bir uyuşturucuya bulaşmış devletten söz ediyoruz. Bunun içerisinde bir derin devletten söz ediyoruz. Ama ayrıca artık Türkiye'de cihadizmden ve tarikatlardan söz ediyoruz. Yani çok fazla yapı ve işin tehlikelisi, bu çok fazla yapının da birbiriyle ilişkilerini görüyoruz. Yani Sedat Peker'in
cihatçılara 4x4 araçlar göndermesi ya da yelekler göndermesi bu işlerden bağımsız değil. Yalnız burada bir şart koyup bugün de yazdım onu. Burada Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Sedat Peker de en çok ona kızıyor. Gerçekten cebinden cihata para yolladı. O cebinden verdi ve cihattan para kazanları suçluyor. Buradan da ilişkiler gidecek bir yerlere. Evet, bir paralel ordudan söz etmek mümkün artık. Bu fetihçilik ruhunu... Ben küçük bir şey sorayım. Ben dediğin için soruyorum. Cebinden para gönderdi dedin de cebine gelen para nereden geldi? Mesela orası Muhammed sanki bir iş insanıymış da oradan kazanmış da gibi gösteren bir Sedat Peker var karşımızda. Yani ben şüphesiz, bilmiyorum. Kendi görüşünü şüphesiz. Sanki orada yaptıkları kirli işlerden yüzde ver diyor. Yüzdenin bir kısmını da 4x4 olarak bilmem çelik yolu olarak gönderdi. Şüphesiz. Yani baştan beri ilişkilendirdiğimiz meselelere bakalım. Biz Sedat Peker'i hiçbir zaman uyuşturucudan azade tutmadık. Ya da rant kavgasından tutmadık. Şu ifade doğrudur ama diyorum. Hani diyor ya biz millet kim delileriyiz yani milliyetçileriyiz falan. Evet, bu noktada yani bunları gönderirken bu noktada samimiydi. Kendi durduğu yerden, kendi baktığı yerden. Ama dön geri bunların hepsi bir paylaşım kavgasıydı tabii ki. Yani eroinin paylaşımıydı, limanların paylaşımıydı, IŞİD petrollerinin paylaşımıydı. Hepsini söylüyor, hepsinin o açıklamasını yapıyor aslında Sedat Peker satır aralarında. Türkiye, 90'lar hep tartışıldı, Susurluk hep tartışıldı ama durduğumuz noktada Kürt sorunu bugünkü durumla hep kıyaslandı. Ama gördüğümüz noktada bu katmanlar açısından baktığımızda Türkiye geçmişten biraz daha kötü bir yerdi. Neden bunu şöyle söyledik? Sorayım, kötü dediğin için. Bu gidişat dikiş tutar mı? Geçmişte birçok şey yaşandı ama bir şekilde bir dikiş attılar, bir yerden tutturdular. Bugünden sonrası için uluslararası dengeleri de göz önüne getirerek soruyorum. Cidden dikiş tutar mı bu gidişat? Ya bu gidişat tutmaz abi. Bu gidişat tutmaz. Neden tutmaz biliyor musun? Yani ya tarikatlar İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırabilecek güce ulaşmış durumdalar. Biz bir cihadizm ordusu görüyoruz. Suriye'de açılan bir üniversite görüyoruz. İşte Afrin'de olanları görüyoruz. Hep örnek veriyoruz. 2015 sürecinde, seçim sürecinde Türkiye'de yaşananları, aramıza sokulan canlı bombaları görüyoruz. Yani bu pislikte bizenmeden, bu sıkıntılar giderilmeden ve bunlarla hani hep yüzleşme meselesi ne değinilir ya Türkiye'de. Ama ivedilikle yani bir sene içerisinde yüzleşmeden nasıl olacak o? Buradan gerçekten çıkamaz yani. Nasıl olacak o? Yani biz bu noktada siyaset bilimci değiliz. Biz elimizdeki verileri söylüyoruz. Bu koşullarda Türkiye'nin bugün Eren Keskin de aynı şeyleri söyledi. Buradan bir demokrasi çıkmaz. Yani bu mafya kavgasından bir demokrasi çıkmaz. Demokrasi algısı bambaşka bir şeydir. Demokrasi oturup barış yapmayı gerektirir. Demokrasi halkın kaynaklarını ortak bölüşmeyi gerektirir. Demokrasi yozlaşmadan uzaklaşmayı gerektirir. Yani Türkiye'de her gün bir çocuk tecavüzünün olduğu bir yerde şimdi bu çamurla kısa bir zamanda ödeşmeden bir gıdım yol alabilir mi Türkiye Allah aşkına? Peki. Doğrusu çok kapsamlı bir konu, çok geniş bir konu. Yani günlerce, saatlerce tartışsak bitmeyecek bir konu ama ben diğer başlıklarımıza da mümkün mertebe zamanımız el verdiğince bakalım diyorum. Önemli davalardan biri bu, tartıştıklarımızdan bağımsız değil elbette. HDP'ye dönük açılan Kobani davası. Bu dava sürüyor, ertelendi son duruşma ama son duruşmada da şöyle bir durum vardı. Yani neredeyse orada yargılanmak için kürsüye çıkan herkes iktidarı yargıladı, her yönüyle yargıladı. Bu konuda Kürt kadın siyasetçilerin söyledikleri de çok dikkat çekiciydi, çok
cesurca yargılama duruşma, yani savunmalara tanık olduk. Nedir bu mesele? Gerçekten bu kadar açık bir kumpas davası nasıl bu biçimde açılabilir ve o yargılamaların özellikle savunmaların sonuçlarının nasıl bir etkisi olur? Kerem, seninle devam edelim istiyorsan. Evet, son duruşmadaydım aslında. Ben Silivri'deydim, duruşmayı takip ettim. Daha önce gidememiştim ilk duruşmalara. Yani kuşkusuz iddianameye baktığımızda ileri sürülen iddialara, siyasi atmosfere, davanın açılış biçimine, AYİM kararı sonrasında iktidarın ve ortağının oluşturduğu siyasi havaya baktığımızda zaten bu davanın ne anlama geldiğini görebiliyoruz. Hiç bunların hiçbirini bilmezsek iddianamede unutulan 6 sayfalık bir bilgi notu var. Emniyet tarafından yazıldığı ileri sürülen bir bilgi notu var ama o aslında iddianamenin hangi sahiplerle ne amaçla açıldığını çok bariz söylüyor. Detaya girmeyeyim ama şunu söylüyor. Kobani davası bir an önce açılmalı. Bu da HDP'nin kapatılmasına vesile edilmeli gibi bir talimat var. Emniyet tarafından savcıya yazıldı. Savcının emniyete talimat vermesi gerekirken tersten işleyen bir düzlem söz konusu. Şimdi ben biraz yani bir geçmiş bugün kıyaslaması ya da geçmiş güzellemesi yapmak açısından söylemiyorum. Mahkemeyle ilk mahkemelerle ilk 19 yaşımda tutuklanarak tanışmıştım. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Ardından KCK basın davası diye ağır ceza mahkemelerinde yargılandım. Yani mahkemeleri bizzat tarafı olan bir kişi olarak biliyorum aslında Türkiye'nin nasıl işlediğini Türkiye'de. Fakat gerçekten hiç bu kadar adaletin, hukukun tırnak içerisinde söyleyeyim tabii bu kavramların ne kadar olduğunu tartışmalı. Bu kadar seviyesinin düştüğüne hiç tanıklık etmemiştim. Düzeyinin düşürüldüğüne hiç tanıklık etmemiştim yani. Pek çok insan bu tespiti paylaşır. Yani DGM'lere metiyeler düzmek anlamına değil. Yani devlet güvenlik mahkemelerinde askeri yargıcın olduğu mahkemeler bile bu kadar kötü durumda değildi. Şimdi buradaki durum ne? Çok özel bir konsept var ve bu konseptin hani biraz önceki o 6 sayfalık yazıda ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. Hani uzun uzun anlatmayayım. Tutuklu siyasetçiler bunu kendileri ifade ettiler. Demirtaş dedi ki bu Kobani davası falan değil, bu HDP yargılama davasıdır. İki partinin birleşip muhalif bir partiyi yargılamaya çalıştığı bir davadır dedi. Diğer tutuklu sanıkların yine bu konuda ifadeleri söz konusu. Hala ısrarla mesela mahkeme şöyle bir durumu tutanağa geçirdi, karar tebliğine geçirdi. Mahkemeler bundan sonra iki hafta devam edip bir hafta ara verilecek. Dolayısıyla bir hızlandırma arayışı da var. Yani bir an önce bu davanın kapatılması isteniyor. Bu dava niye açıldı 6 yıl sonra, 7 yıl sonra? Pek çok insan bu sorunun cevabını arıyor. Birçok nedeni var. Birincisi Kobani meselesi. Kobani gerçekten bir intikam meselesine dönüştü. IŞİD orada başarılı olamadı. Kürtleri, yani Kürtlerin dünyaya tanıtıldığı bir arenaya dönüştü orada. IŞİD'in yenilgiye uğradığı bir alandı. Birincisi bu. İkincisi Kobani meselesinde insanların gösterildiği hassasiyet yargılanıyor Kobani meselesi davasında. Üçüncüsü de HDP siyaseti. Yani HDP'yi var eden dinamikler yargılanıyor bu davada. İddianamenin bütün aşamaları da bize bunu anlatıyor. Dolayısıyla bu dava nereye gider, nasıl sonuçlanır bilmiyoruz. Şu anki atmosfer içerisinde kararın verildiği ortada. Yani verilmiş bir kararı uygulamaya çalışıyorlar. AYİM'in verdiği kararı dinleyen yok. Mahkeme heyetine avukatlar sordu. Dedi ki siz talimatla iş yapıyorsunuz. Mahkeme heyeti de bunun üzerine ya bunu kanıtlarsanız ben istifa ederim dedi. İnsanlar dedi ki bunu kanıtlamamıza gerek yok. Her gün İçişleri Bakanı işte Fahrettin Altun size talimat yağdırıyor. Şöyle olsun böyle olsun ve siz ana ana bunu yerine getiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı bu dava açılmalıdır dedi. Dava açıldı. İşte Deb Bahçeli bu 2021'de sonuçlanmalı dedi. Siz bir an önce sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz. Bundan âlâ talimat mı olur diye ifade ettiler. Dolayısıyla bu meselenin, bu tartışmanın daha da uzun süre devam edeceğini biliyoruz. Ancak
Orada şöyle bir hava sezinlemedim ben. Yani insanlar işte özgürlüklerinden mahrumlar, 5 yıldır tutuklu olan siyasetçiler var içeride. Ama hani siyasi olarak maruz kaldığımız iddialara cevap verelim, kendimizi kurtaralım gibi diye bir hava yok. Çünkü insanlar bu meselenin, bu davanın böyle bir dava olmadığının bilincinde ve öyle yaklaşıyorlar. O zaman savunmaları da belki biraz Erk bize yorumlar. O da senin kadar yakındaydı alan, salonda belki izlemedi ama basına çokça geniş bir biçimde yansıdı. Doğrusu savunmalar üzerinden de sormak istiyorum Erk. Orada adeta bir yargılanan AKP-MHP rejimi de var. Yani tüm siyasetçilerin çok açık net ifadelerle söyledikleri var. Sen bu davayı nasıl yorumluyorsun? Bu davayla birlikte ortaya çıkan savunmaları ama belki bununla beraber Türkiye'de bu davaya karşı geliştirilen refleksleri de iktidar dışı kesimler açısından da değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ya bir kere çok net olmak gerekiyor. Yani şimdi kimse aklımızla oynamasın bizim. Erdoğan bir bayram günü, bayramın ikinci günü Antep'te İslahiye kampında Suriye'de savaş sürerken IŞİD'le Kürt tarafı arasında karşı tarafa baktı Antep'ten ve dedi ki Kobane düştü düşüyor. Şimdi bütün aslında çatışmaların o da bu olduğu defalarca tartışıldı, defalarca biz de bunu anlattık. Ardından malum hikaye, yani çatışmalar nasıl başladı? Viranşehir'de bu sözlere tepkiler ve polislerin yurttaşın üzerine ateş açması sonucunda Türkiye'de 2 gün, 3 gün çok büyük kaoslar yaşandı. Şimdi aslında orada yargılananların söyledikleri bu mesele üzerinden kurulabilir. Neden? Çünkü Türkiye konjüktürü değiştiğinde tüm yargılamalar olduğu gibi Kobane yargılaması da başka bir yerlerden genişletilecek. O zaman da kime uzanacağını göreceğiz biz. Belki de Erdoğan'ın karşı tarafa bakıp söylediği ifadeler üzerinden göreceğiz. Bunu bilmiyorum. Ama bana göre bu davalara böyle bakmak lazım. Çok doğru. Kenan'a katılıyorum. Türkiye'de şöyle bir de alışkanlık oldu yani. Bütün dosyalar emniyetten savcıya talimatla gidiyor. Yani böyle bir bilgi notu, böyle bir ön pilot çalışma, ön istihbarat raporu ve savcıyı görevlendirme. Bunu çok davada gördük biz ve çok bu konjonktür böyle sürerse çok da davada göreceğiz. Burada aslında başka bir meseleye çıkıyoruz. Daha önemli bir meseleye çıkıyoruz ve görünen bir meseleye çıkıyoruz. Bu davanın savcısı Erdoğan, mahkeme başkanı Bahçeli. Şimdi burada yine aslında bir iktidar sürdürme dosyasını görüyoruz biz. Çünkü siyasi isaiklerle ortada olduğu bu davada iktidarın ve onun ortağının hedefini net olarak görebiliyoruz. Ne diyorlar? Bu dava sonucunda HDP kapatılsın. Hatta AYM üzerinden bile savcılara ayar verebiliyorlar. Şimdi buralardan baktığımızda aslında Türkiye muhalefetine de bir biçimde eleştiri getirilebilir. Neden getirilir? Tam bu noktada ben de onu soracağım. Yani sonuçta HDP'liler ciddi bir savunma veriyor. Ama sanki orada bir yalnızlaştırma durumu da söz konusu. Özellikle iktidar dışı kesimler tarafından. Yani sol sosyalist muhalefet açısından demiyorum. Millet İttifakı açısından daha çok diyeyim. Ya bakın işte bunu defalarca söylüyoruz. Yani Türkiye'de tabloyu net olarak çizip iktidarın istediği dilden konuşmanın dışına çıkmadıkça bir gıdım yol alamazsınız. İktidar terörize etmeye çalışıyor. Siz uzak durmaya çalışıyorsunuz. O nedenle bana göre Kobani davasına sahip çıkılmaması
Kobani sürecinin tüm yönleriyle tartışılmaması elbette AKP iktidarının başından beri işine geldi. Gezi davasıyla birlikte Atbaşı tartışılmalıydı ve eksikleri hatırlatılmalıydı. Yani burada 57 kişi öldü. Belki buradan başlamak gerekiyor. Kimdi bu kişiler? Bu soruyu sormak gerekiyor. Onun ötesinde şunu sormak gerekiyor belki. Bir çocuk üzerinden, ben bilemem, cihatçıdır, kurban eti dağıttı, onu yaptı, bunu yaptı. Sonuç itibariyle bir çocuktur değil mi? Yasin Börü. Yasin Börü üzerinden bir milliyetçilik ve dincilik rüzgarı estirilirken buna bir nasıl ifade etmeli bunu? Bunun altyapısı anlatılmalıydı. Ya da ne bileyim, Ankara katliamının ilk duruşmasında Ankara Adliyesi'nde Yasin Börü davası vardı. Buradaki kutuplaşma, buradaki çatışma arzusu daha net bir biçimde muhalefet tarafından 4 yıl önce anlatılmalıydı. Çünkü bu davalar böyle davalar. Son olarak burada şunu söylemek istiyorum. Biraz şu noktada üzülüyorum aslında. Evet, oradaki siyasetçiler aslında yargılanırken yargıladılar. Ama bunu sadece ne yazık ki biz biliyoruz. Yani bu insanların hayatlarından gidiyor yani. Evet, çok karizmatik duruyor, çok dürüst duruyor, çok ahlaklı duruyor, çok bilgin duruyor. Ama bu insanların da hayatlarından gidiyor. Ve bu tarzın içinde dışarıya görev evet, düşüyor değil mi? Yani onu belki açmakta yarar belki var. Belki hem dışarıya görev düşüyor hem de bunu bir biçimde romantize etmekte, bir örnek daha vereceğim bununla ilgili, romantize etmek de doğru değil diye düşünüyorum. Yani bu ifadelerden de biraz uzaklaşmak gerekiyor gibi. Mesela diyorlar ki, şimdi sıkça CHP muhalefetinde yapılan bir şey var. İstanbul Sözleşmesi'nin tanınmadığını tanımıyoruz. Bunu siz bir mekanizma içerisinde yapamazsınız. Devlet, mahkemeler, kolluk görevlileri tanıyorsa siz tanımış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada başka bir formül bulmak gerekiyor. Belki daha gerçekçi olmak gerekiyor. Belki o romantizmden çıkmak gerekiyor. Çünkü arkadaşlarımızın hayatlarından gidiyor gerçekten. Evet. Diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Konuşacağız ama daha özellikle atılması gereken adımlarla ilgili de izlenimlerinizi almak istiyorum ama iç burkan bir tablo Urfa'da aylardır yaşanıyor. Yine Ömer Faruk Gergerlioğlu vekil haksızlıklara karşı etkin bir mücadele yapıp herkesi bir kapsayan bir politika izlemişti. Yine hapishanelerde devam eden açlık grevleri tecride karşı, baskıya karşı yürütülüyor. Ama buna karşı da bir sessizlik, bir umursamazlık da var belli bir kesimde. Ama doğrusu bu iç acıtan meseleyi özellikle Şenyaşarlar üzerinden kısmen kamuoyuna yansıyan bu meseleyi biraz konuşmak istiyorum. Kenan, nedir bu tablo? Gerçekten yani bu kadar mı vicdanlar kararmış Türkiye'de? Böylesine bariz hak savunuculuğu karşısında bu kadar acımasız ve barbar olmayı nasıl tarif etmek mümkün? Evet. Ya bu Kobani davasına ilişkin çok kısa bir iki ek yapayım. Birincisi, bu muhalefetin tutumuna ilişkin, yani sadece sessiz değil muhalefet. Aynı zamanda bugünkü yargılamanın müsebbibidir. Anayasaya aykırı ama destek veriyoruz dedikleri dokunulmazlıklar kaldırıldığı gün aslında bu bütün bu melanetlerin temeli atıldı. Bu açıdan bir parçasıdır Türkiye'de muhalefet bu işin. Dolayısıyla hani bununla yüzleşmeden Kobani meselesini unutmamak gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, Kobani davasının ısrarla sürdürülmesinin bir diğer nedeni de bugün ortaya çıkan çarpıklığı örtmeye yöneliktir. Yani
kimse, işte biraz hızlandırmaların nedeni de o. HDP'ye yönelik saldırılarında Kobani davasının nedeni de bu. Kimse bütün bu çürümüşlüğü, bu yozlaşmayı, bu ilişkileri, bu çıkar ortamını konuşmasın diye topluma bu sunuluyor. Bu işte biz teröristleri yargılıyoruz. HDP teröristtir, dolayısıyla onlarla konuşmayın gibi bir tablo sunuluyor. Kobani'nin meselesi alet yerine... oluyor diyorsun. Evet. Muhalefet buna alet oluyor diyorsun yani yaklaşım olarak. Maalesef. Maalesef alet oluyor. Çünkü çıkıp kardeşim yani bu iddianamede ne var? Neyi yargılıyorsunuz? Diyen bir şey yok. Yani üstelik sessiz bir şekilde sanki gerçekten ortada bir yargılama varmış, bir mahkeme varmış, bir iddianame varmış gibi yaklaşılıyor. Oysa bu iddianamenin çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Bir bunu ek yapmak istedim. İkincisi, bu bahsettiğiniz meselelere ilişkin bence yani toplumda bir rahatsızlık var ama bir kabuğunu kıramama hali de var. Özellikle son 5-6 yıldır toplum içerisinde topluma yönelik yapılan saldırılardan dolayı bir kabuğuna çekilme hali var. Fakat bir öfke de birikiyor. İnsanlar buradan nasıl çıkış yapacağını bilmiyor doğrusu. Mesela bugün bu çürümüşlüğe karşı da bir tepki duyuyor ama bu tepkisini dile getiremiyor yeterince. Kanallarını bulamıyor. Dolayısıyla burada bir öncülük sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Yani topluma öncülük edebilecek bir güç boşluğu var. Bu da biraz muhalefet sorunu. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri vesaire mecalden düşürüldü. Bunu kırabilecek bir mekanizma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi yoksa Şen Yaşar ailesinin sesine bir duyarsızlık ya da cumartesi annelerinin sesine duyarsızlık, yani bildiğimiz anlamda bir duyarsızlık söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu duyarlılığı harekete geçirecek bir mekanizma yokluğu var. Bir ikincisi de bu insanlar sadece kendileri için adalet istemiyorlar. Yani ne Şen Yaşar ailesi kendisi için adalet istiyor tek başına, ne Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meselesini biz buraya oturtabiliriz, ne de cezaevindeki açlık grevlerini sadece tecritin kaldırılmasıyla ilgili bir talep olarak dile getirebiliriz. Bu meselelerin her biri dile getirildiğinde, gündeme getirildiğinde aslında Türkiye'deki toplam total duruma işaret ediyor. Türkiye'de toplamda mesela Şen Yaşarlar için gerçekleşecek bir adaletin toplumun diğer kesimleri için gerçekleşmemesi mümkün değil. Ya da işte cumartesi annelerinin sesini duyurabildiği bir ortam Türkiye için daha özgür bir ortamdır. Dolayısıyla böyle yaklaştığımızda meseleleri böyle lokalize etmekten de kurtarmış oluruz. Ama biraz lokalize oluyor. Sanki Şen Yaşarlar'ın sorunu kendi sorunuymuş. İşte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sorunu kendi sorunuymuş ya da Kürtlerin sorunu sadece Kürtlerin sorunuymuş gibi algılandığı için belki de bugün bu durumdayız. Erk belki biraz önce aslında konuştuklarının devamı gibi bir başlıkta yani yine muhalefet üzerinden giderim diyorum. Bir korku tablosu yaratmışlar ama her şeye rağmen mücadeleyi sürdürüp adalet isteyenler de var. Nedir bu korku tablosunu aşabilecek durum için özellikle muhalefetin tutumunda nasıl bir değişiklik yaşanması gerekir ya da muhalefet niye sessiz? Bu konuyla ilgili izlenim gözlemlerin neler, doğrusu konuşulması gereken de bir başlık diye inanıyorum. Aslında sadece korkuyla sınırlı kalmadı. Bir de talihsiz salgın nedeniyle de AKP iktidarı bunu kullandı ve muhalefet iyiden iyiye atomize oldu, parçalandı. Şimdi bu noktada Şen Yaşar ailesinden örnek verilerek gidilebilir belki. Yani Şen Yaşar ailesi çok önemlidir. Ben hep şunu söylüyorum. Bir seçim nedeniyle bu aile bu dramı yaşadı ve insanların başlarına oksijen tüpleriyle vurularak kafa tasları parçalanarak öldürün. Kolluk, savcılar buna sessiz kaldığı gibi yine biz en başta tartıştığımız unsurların
iç içe geçtiğini gördük. Yani AKP milletvekilinin kardeşi ve akrabalarının işin içinde olduğunu gördük. Seçim döneminde oldu bu. Bu nedenle şimdi muhalefetin aslında buralardan kurması gerekiyor. Neden buralardan kurması gerekiyor? Seçim güvenliği. Türkiye'de seçim güvenliğini tartışacağız yine. Bu ortamda nasıl bir sağlıklı seçim yapılır konusuna geleceğiz yine. Bana göre seçim güvenliği meselesi Şen Yaşar ailesinin yanında olmaktan geçer. Çünkü siz tırnak içindedir ve çok geniştir. Bütün seçmenden, bütün AKP, MHP iktidarının karşısında yer alan seçmenden söz etmek doğrudur belki de bu noktada. İnsanların o hep milli irade dediğiniz tutumunu silahla, tehditle, zorla başka bir yere yönlendirmek için insanları öldürttüğünüz bir seçim pratiği varken, şimdi buradan emsallendirerek meseleyi, seçim güvenliğini buralardan başlatabilirsiniz. Çünkü eğer buradan örnek almazsanız, eğer bu ailenin acılarını anlamazsanız, eğer bu aileyle empati kurmazsanız, bunun çok acık bir anlamı vardır. O da şudur: önümüzdeki olası seçimlerde, erken seçimlerde, genel seçimlerde ya da olası seçimlerde bu pratiklerin aynısını görürüz biz alanda. O nedenle anketlerden ya da parazilerden çok somut olayları tartışmak durumundadır Türkiye'de öncelikle muhalefet diye düşünüyorum ben. Peki, son başlığımız ama zamanımız da daraldı. Bir 8-10 dakikamız var. Böyle 3'er 4'er dakikayla her ikinizin de yanıtlamasını isteyeceğim. Çokça şey konuştuk. Doğrusu şöyle bir umutsuzluk tablosu da yayılsın istemiyorum. Yani çok kötüyüz, aman aman. Her şeyi bunlar almış götürmüş. Ama bu taşların da yerine oturması lazım. Yani cidden bu konuda gazeteciler olarak bizlerin gördüğü ne? Toplumun bu konuda sonuçta bu uğursuzlukları yaratanların gidici olduğunu ifade eden, işte iç siyasette özellikle taşların yerine oturmasını sağlayacak olgu ne? Genel olarak oradan bir konuşursak belki bununla da bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle 3'er dakika kadar sınırlı tutarsanız sevinirim. Kenan'la başlayalım. Tamam, ben başlayayım kısaca. Yani boş bir iyimserlik de yaratmak istemiyorum ama ben bütün bu olup bitenlerin aslında Türkiye'de bir değişim sancısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi iktidarın güç kaybettiğine dair çok fazla işaret var. Yani bu siyasal iklimin değişmesi anlamına gelir, iktidarın değişmesi. Dolayısıyla hani bu seçimler yoluyla mümkün olabilir mi? Seçimlere kadar iktidar daha toplumun başına ne türlü melanetler geliştirir, onları bilmiyoruz henüz. Bu yönlü girişimleri olabilir. Fakat bu iktidar artık miadını doldurdu. Yani pratikleriyle, siyasetiyle, anketler bile hani bugün hiçbiri çıkıp ya bizim anketlerde gücümüz şu kadardır diyemiyor, demiyor. Dolayısıyla anketler bile erimelerini gösteriyor. Bu önemli bir veri. İkincisi, her şeye rağmen, işte bu yarattıkları korku ortamına rağmen, pandemiye rağmen bir tepki gelişiyor toplumda. İktidara karşı bir tepki gelişiyor. İnsanlar artık tepkileri nereye yönlendireceklerini öğrenmeye başladılar. Dolayısıyla bu önemli bir işaret bence. İkincisi muhalefet, üçüncüsü muhalefet biraz daha akıllanmaya başladı. Her şeyde hala milliyetçi o damar devreye girse de Türkiye'de siyaset yapan ana akım muhalefet hala her şeyde iktidarın arkasında sıralansa da bazı konularda gittikçe ortaklaşmanın yolunu, yöntemini aramaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bunlar önemli işaretler. Fakat bu önemli işaretleri başarıya ulaştıracak tek şey de toplumsal istektir, toplumsal dinamiklerdir. Yani toplum istemeden, gerçekten bu konuda harekete geçmeden Türkiye'de kalıcı bir değişim mümkün değil. Dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşuruz.
30 yıldır, 40 yıldır 12 Eylül'ü, 12 Eylül'ün etkilerini konuşuyoruz. Bir 30-40 yıl daha bugünkü durumun etkilerini konuşmamak için şartlar, koşulların ben son derece değişim için uygun olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar çürümüşlük ortaya çıkmışken, bu kadar iktidar yönetememe halindeyken bu koşulların gerçekten bir değişime dönüşme ihtimali yüksek. Çok uzatmayayım. Bu konuda senin görüşlerinle özetle seni de dinleyelim istiyorum. Ben de çok iyimserim aslında. Yine hayalci bir iyimserlik değil. Çünkü siyasetin, tarihin ve sosyolojinin bize söyledikleri var. Her çerçeveden baktığımızda da biz iyimser, iyiye gidecek bir tabloyu görüyoruz. Çünkü tarih şunu söylüyor. Nazi İmparatorluğu bile o kadar güçlü zanneden, yıkılmaz zannedilen bir imparatorluk, bir zulüm dönemi bile bitmiştir. Yani Türkiye'de siyasetin değişme sinyallerini alıyoruz ve toplumda sosyolojik olarak çok büyük bir rahatsızlık var. İnsanlar artık evlerine ekmek götüremiyorlar ve sonuç itibariyle AKP iktidarının, MHP iktidarının tabanından da ciddi kopuşları görüyoruz. İnsanlar partilerinde bile şunları seslendiriyorlar. Bu dönem geçse bir daha aman yani bu işlerden uzak duralım biz AKP'den, MHP'den ve Türkiye'de sıkça siyasal İslam'ın aslında Türkiye'ye ne yaptığı tartışılıyor. Umuyoruz ki yarasız bir geçiş olur. Bana göre en önemli mesele bu. Az kayıpla, az kayıptan kastım kurumsal olarak daha fazla çökmemelerle toparlanabilecek zamanı daha iyi ayarlamayla mümkün olduğunca daha az kayıpsız bir geçiş süreci olup ama bana göre de bu işin miadı doldu artık. Bu kadar rezillikle gitmeyecektir. Peki. Erk Acarer, Bir Gün Gazetesi yazarı, gazeteci arkadaşımız. Kenan Kırkkaya, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı, gazeteci arkadaşımız. Ben her ikinize de görüş ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Umarım bu anlattıklarınız bir şekliyle toplumun değişim dönüşümünde de bilinçlenmede de etkili olur. Evet sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündemin daha sonuna geldik. Yeni Medya Haber'lerde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.